Evet. Başlayalım. Kullanıcıdan bir tam sayı alacağız. Bu ödev sorusuydu arkadaşlar. Kullanıcıdan bir tam sayı alacağız. Aldığımız sayı 3'e bölünüyorsa ekrana çiz yazdıracağız. 5'e bölünüyorsa ekrana buz yazdıracağız. Hem 3'e hem 5'e birlikte bölünüyorsa da ekrana fiz buz yazdıracağız. İkisine de bölünmüyorsa no fiz no buz yazdıracağız. Ya burada 4 tane durum var. Ekranda ya fiz yazacak, ya buz yazacak, ya fiz buz yazacak ya da no fiz no buz yazacak. 4 tane durum var. Önce kullanıcıdan bir tane sayı alalım. Aşağı inelim. Tamam, sayı diyelim hadi. Int bir sayı alalım kullanıcıdan. Int input. Lütfen bir tam sayı giriniz diyelim. Kullanıcıdan bir tane int sayı aldık. Daha sonra kontrol edeceğim şeyler neler? Kontrol edeceğim şeyler 3'e bölünüyor mu? 5'e bölünüyor mu? 3 ve 5'e birlikte bölünüyor mu? Bir de hiçbirine bölünmüyorsa da bunu yazdıracağız. Arkadaşlar burada şu önemli. Bak, bazılarında şunu gördüm. İlk olarak bir sayı bir sayıya bölünüyor muyu doğru test edemiyorsunuz. Onu hemen bir aşağıya açayım. Ya bunu uyardım bir de özellikle uyardım. Mesela 15 3'e tam bölünüyor mu? Bunu biz nasıl test ederiz biliyor musun? 15 3'e tam bölünüyor muyu? Mod işaretiyle test ederiz. Şu mod var ya mod. Yüzde gibi. Biraz yakınlaştırayım. Hocam büyütün biraz görünmüyor. Tamam yakınlaştırdım. Şu mod işaretiyle tam bölünüp bölünmediğini test ediyorduk. Bak 15 mod 3. 15'in 3'e bölümünden kalan anlamına geliyordu. Bunu çalıştırdığımda 0 çıkacak. Eğer 0 çıkarsa 15 3'e tam bölünüyor demektir. Yani kalan 0 oluyorsa tam bölünmek anlamına geliyor değil mi? Matematikte. 15'in 3'e bölümünden bakalım kalan kaç çıkacak? Çalışıyor. Evet. Bize 15 mod 3'ü 0 çıkarttı. O zaman 15 3'e tam bölünüyor yorumunu şimdi yapabileceğim. Bazıları halen daha şunu yapıyor. Normal bölü koyuyor. 15 bölü 3 yapıyor. Arkadaşlar 15 bölü 3 bölümü verir size. 15 3'e bölündü mü kaç çıkar? 5 çıkar ya. Bölüm 5 çıkar ya o bölümü verir sana. Bunu çalıştırdın mı? Sana 15 5 verecek. Normal 5 verecek. 15 bölü bölü 3 desen bu sefer sadece tam kısmını verecek. Normal 5'i verecek. Ama bizim aradığımız bu da değil. Bu da değil. Tam bölünüyor mu diye test etmek istiyorsan 15 mod 3 diyeceksin. Ve bakacaksın acaba 0 çıkacak mı? Evet çıktı. O zaman tam bölünüyor. 0 çıkmasaydı mesela 17 olsun. 17 bölü 3. 17 mod 3. Dediğimizde de 2. 17 3'e bölününce çünkü 2 kalıyor ya 2 artıyor ya. 0 çıkmadıysa da tam bölünmüyor diyorduk. Bu şekilde bölmeyi bu şekilde kıyas ediyorduk. Bu yanlış. Bu yanlış. Bizim kıyasımız böyle oluyordu. Bir sayı bir sayıya tam bölünüyor mu kıyasını böyle yapıyorduk. Bunu halen daha tam oturtamamış kişiler var. Bir daha bir hatırlatmış oldum. Şimdi o zaman kontrol edeceğiz. Sayımız 3'e bölünüyor mu? Sayımız 5'e bölünüyor mu? 3'e ve 5'e bölünüyor mu? Şimdi burada da ince bir nokta var. Önce biraz hatalı bir şekilde bir yazalım. Önce 3'e bölünüyor mu test edelim mesela, tamam mı? Bu geldi aklınıza. Sırayla da onu vermişim. Önce 3'e bölünüyor mu vermişim. O zaman deneyelim. If sayı mod 3 eşit eşit 0 ise eğer sayı 3'e bölününce 0 kalıyorsa yani sayı 3'e tam bölünüyorsa ne yazdırıyorduk ekrana? Print biz mi yazdırıyorduk? Tamam. Alta indik. Başka bir elif şartı. Bu sefer elif sayı mod 5 eşit eşit 0'sa bu sefer de print buz yazdıracağız. Alta indik. Bir tane daha elif şartımız var. İkisine birden bölünüyorsa değil mi? Elif. Buna da iki yol göstermiştim yani. İkisine birden bölünmeyi and ile bağlayabilirsin iki şartı. Ya da matematik biraz biliyorsan sayı mod 15 eşit eşit 0 da diyebilirsin. Çünkü bir sayı 15'e bölünüyorsa otomatikman 3'e ve 5'e bölünüyordur anlamı var. Ama biz buna alışmayalım. Çoğu zaman kullanamayacağız bunu. Şöyle diyeceğiz. Sayı mod 3 eşit eşit 0 ve and bir şart daha koşacağım. Sayı mod 5 eşit eşit 0 ise. Yani hem şura sağlanıyor hem de şura sağlanıyorsa. Bunları paranteze de almaya alışalım. Peki bunlar sağlanıyorsa 3'e ve 5'e birlikte bölünüyorsa ne yazacaktık? Fizbuz yazacaktık. Print fizbuz yazalım. Peki ve son olarak da arkadaşlar 3'e bölünmedi. Yani şunu sağlamadıysa, şunu sağlamadıysa, şurayı da sağlamadıysa, hiçbir şeyi sağlamıyorsa da hiç 3'e de bölünmüyor, 5'e de bölünmüyor. Sonucu else de yazabilirim. Else print no fiz no buz. Şimdi evet. Şunu yazdığımızda yani teoride bir yanlış yok gibi duruyor da var. Mantıken bir ufak yanlış var. Doğru çalışmayacak bu. Niye çalışmayacak? Bir deneyelim bakalım ilk önce doğru çalışıyor mu? Şimdi bir sayı girelim. 3'e bölünen bir sayı girelim mesela. 6 girelim. 3'e bölünüyor ama 5'e bölünmüyor. Fiz yazması gerekiyor. Bakalım yazacak mı? Girdik. Fiz yazıyor. Tamam. İyi çalışıyor. 5'e bölünen bir sayı girelim. 5'e bölünüp 3'e bölünmeyen bir sayı girelim. Mesela 10 diyelim. 10 3'e bölünmez ama 5'e bölünür. Bunda da buz yazması gerekiyor. Bakalım. Buz. Güzel çalışıyor. Devam. Hem 3'e hem 5'e bölünen bir sayı girelim. 3'e ve 5'e bölünen bir sayı 15 olabilir, 30 olabilir. 15'in katları yani. 15'i girelim mesela. 15'i girdiğimde de fiz buz yazması gerekiyor. Girdim. Ne yazıyor? Fiz yazıyor.
Fiz yazsın istemiyordum ki ben. Fiz buz yazsın istiyordum. Hem 3'e hem 5'e bölünüyor çünkü bu 15 sayısı. Neden sadece fiz yazdı arkadaşlar? Çünkü sen bu if, elif şartlarını koşarken sıraya dikkat etmedin. Burada sıra da önemli arkadaşlar. Şimdi sen 15'i girdiğin an ilk önce şu if'i deniyor. Bu sayı 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Bitti. Fizi yazdırdım geçtim. Şuraya hiç bakmıyor bile. Buraya deneyemedi bile. Deneseydi burayı yazdıracaktı. O zaman biz ne yapmalıyız biliyor musunuz? Şu şartı öne almalıyız. Önce bu şartı denemeliyiz. 3'e ve 5'e birlikte bölünüyorsa fiz buz yazsın. Ha, bölünmüyorsa ondan sonra tek tek denerim. Yani şöyle söylüyorum. Şu şartlardan kapsayan varsa, hepsini kapsayan daha büyük bir genel bir şart varsa onu en başa yazmalısınız. Yani şu elif şartını kaldırıyorum buradan. Bu elif şartını şuradan şöyle kopyaladım, aldım. Şuraya koydum. Elif şartı burada olmalı. Şu daha büyük şart burada olmalı. Önce 3'e ve 5'e birlikte bölünüyor mu? Bunu test etsin. Ha, o olmazsa ondan sonra sadece 5'e bölünüyor mu? Sadece 3'e bölünüyor mu? Onları ondan sonra test etsin. Tamam. Şöyle yaparsak. Tabii şu fizibuzu da alacağız. Evet. Bu şekilde yaparsak şu anda doğru çalışacak mesela. Şu anda çalıştıralım. Şu anda 15 girelim. Hemen fizibuz yazdırdı. Çünkü önce şunu denedi. 3'e ve 5'e bölünüyor mu diye denedi. 3'e ve 5'e de bölündü. O yüzden direkt burayı fizibuz yazdırdı. Değil mi? Eğer 3'e ve 5'e birlikte bölünmeseydi ondan sonra aşağıdakileri deneyecekti. Ondan sonra 5'e bölünüyor mu deneyecekti. 3'e bölünüyor mu deneyecekti tek tek. Hiçbirine bölünmüyorsa da no fiz no buz yazacaktı. Tamam. Burada bu hataya çok kişi düşmüş. Yani şu şartı en başa yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da belirtmek istedim. Çünkü bu şu anda buradaki şartlar, şurada belirttiğimiz şartlar alttaki şartları kapsıyor aslında. Yani şu şartı kapsıyor aslında. Şu şartı kapsıyor aslında. O yüzden böyle kapsayan daha genel şartlar en üstte yazılmalı. Zaten mantık akışını da anladınız. Böyle yaparsak doğru çalışır arkadaşlar. Yanlış yapanlar düzeltebilir. Bu sorunun cevabı böyleydi. Yine atayım bunu. Atabiliyor muyum? Attım. Tamam. Evet. Şimdi bugünkü konumuza geçelim. Hocam direkt dedim onu. Yazabilirsiniz. Saç yani. Onu dedim. Şunu yerine arkadaşınız şunu diyor yani. Şunun yerine biz hocam direkt sayı mod 15 yazamaz mıyız? Sayı mod 15'e şey 0 yazamaz mıyız? Yazarız. Ama bu arkasında bir matematik yatıyor. Yani 15'e bölünen bir sayı 3'e de bölünüyordur, 5'e de bölünüyordur. Bu mantığı bildiğiniz için bunu yapabiliyorsunuz. Diğer pek çok durumda bunu yapamayacaksınız. O yüzden and'le bağlamayı, or'la bağlamaya da alışın diye bu yolu öneriyorum ben yani. Yoksa tamam, bu örnek için yapabilirsin. Bu örnek için yapabilirsin. Ama okunması da çok kolay değil yani. Sayı böyle mod 15 yapıyorsun ya. Adam bir tek sen bakmayacaksın ileride yazdığın kodlara. Yani başkaları da görecek, okuyacak. Başkalarına da biraz daha anlaşılır bir şekilde yazmakta da fayda var. Dolayısıyla bu daha okunur. Bunu herkes burada ne yapmak istediğini anlıyor. Ama sayı mod 15 dediğinde matematiği çok iyi olmayan biri burada niye mod 15'e bakmış gibi düşünebilir, bilmiyorum. Peki. Haydi döngülere başlayalım. Şöyle bir başlık atalım. Döngüler ya da loops diyelim. Bu isme alışın. Loops. Parantez içinde döngüler. Evet. Başka şekilde yapılmaz mı hocam? Bu fizibil sorusu mu? Bilmiyorum ki. İlla ki yapılır da. Bu geldi aklıma şu anda. Yapılır yani. Sırayı mırayı yer değiştirme ya da şartlar yer değiştirme. O tür şeyler yapılabilir de nasıl bir başka şekil? Bazıları böyle normal bölü bölü falan koymuş. Bölü koymuş. Onlar yanlış. Sen de o bölü bölü koyanlardan mısın? Batuhan. Hadi şu döngülere başlayacağız. Şey olarak fizibuz aşağıya, işte onu dedim ya, fizibuzu aşağıya alarak yapamayız. Yani şu fizibuz aşağıda olsaydı şu şartı az önce aşağıda denedik ya. Dinlemiyor musun? Fizibuzu aşağıya alarak yapamayız bunu işte. O yüzden düzelt. Bilerek bunu çözdüm yani. Pek çok kişi fizibuzu şuraya değil de şu üçüncü şarta koymuş. Üçüncü şarta koyarsanız arkadaşlar bu şart hiçbir zaman çalışmaz. Üçüncü şartlara gelemiyor. Tamam, bu kısmı bir daha dinle. Şu şart aşağıda olursa çalışmaz. Başka bir şey mi? If yapmıştım ben. Evet, if dediğim gibi hantal çalışır ve birkaç defa yazdırır. If yaparsan yani şurada 15 girdin mi? Üçünü de yazdırır yani. Şuraları if yaparsan fiz buz da yazacak, buz da yazacak, fiz de yazacak. Evet. Bu istediğimiz şeyler değil. Dediğim gibi o yüzden şu mantığı kodluyorduk kafamıza. If, sonra elif, sonra da else. Yani if ana şartın, ondan sonra bazı elif şartlar daha koşuyorsun. En son bir de else diyorsun. Hiçbiri olmazsa da bu olsun. Şartını koşuyorsun else. Aksi takdirde demek else. Neyse. Hadi loop'a başlayalım arkadaşlar. Evet. Bir kere hemen
Öncelikle bu nerede kullanılıyor? Bundan bahsedelim. Döngüleri biz nerede kullanıyoruz? Şöyle diyelim. Nedir döngüler ya da belirli koşullarda çalışmaya devam eden yapılara döngü denir. Evet. Bazı şartlar sağlandığı sürece devam edecek. Yani sürekli aynı şeyi tekrar edecek. Sürekli kendi kendine birkaç defa döngüye girecek. Birkaç defa aynı döngüyü tekrarlayacak. Yani sen gidip tek tek hepsini yazmak zorunda kalmayacaksın. O senin yerine tekrarlayacak bazı şeyleri. Tamam? Buna döngü diyoruz. Bir döngüye girmek. Döngünün öyle bir anlamı var ya. Bir döngüye girmek. Bazı şeyleri tekrarlamak. Bazı şeyleri tekrar tekrar yapmak. Tamam? Döngü dediğimiz olay bu. Şimdi Python programlama dilinde hangi döngüler var? Python and değil. Python programlama dilinde for. For diye bir döngü var arkadaşlar. İlk işleyeceğimiz döngü bu. Ve while adında ifadeleriyle diyelim. İfadeleriyle döngü tanımlanabilir. Evet. Python'da döngüleri biz for ve while ile tanımlıyoruz. Başka dillerde biraz değişiyor. Gene for while genelde çoğunda var da başka ekstralar daha var. Burada ekstraya gerek yok. For ve while ile her şeyi de yazabiliyoruz. Gayet de yeterli, tamam. For ve while ile kullanacağız. Döngüler for ve while ile kullanacak. Geleceğiz o anlamlara. Evet, yaz onları söyleyeceğiz. İsimleri bilmek önemli. Önce for döngüsünden bahsedeceğiz. Mesela for döngüsüyle alakalı biraz konuşalım. For döngüsü ile listelerin içerisinde gezebiliriz. Bu çok önemli. Bir listenin içinde gezme işlemini for'la yapacağız. Şunu hatta şöyle birkaç tane koyayım. Bu biraz önemli bir madde. Belli bir listemiz var. O listede bazı elemanlar var. O elemanların içinde gezme işlemini, o elemanların hepsini kullanma. Mesela o elemanların hepsini ekrana bastırmak istiyorum ben. Tek tek hepsine print mi yazacağım? Print listenin sıfırıncı elemanı, print listenin birinci elemanı, print listenin ikinci. Hepsine tek tek print mi yazacağız? Hayır. For döngüsü bunu bizim yerimize yapacak. Hepsini tek tek içinde gezecek. O elemanların hepsini tek tek çekecek. Çekecek, bastıracak. Çekecek, bastıracak. Tamam. Peki. For döngüsüyle başka bir görevi daha var for döngüsünün. Bir görevi daha var for döngüsünün. For döngüsüyle bir işlemi belirlediğimiz bir sayıda tekrar edebiliriz. Yani for döngüsüyle ben bir işi 5 kere mi yapmak istiyorum? Bunu for döngüsüyle yapıyorum yani. For döngüsü içine bir kod yazıyorum. For döngüsü içine istediğim kodu yazıyorum. O kodu for döngüsü sayesinde 5 defa uyguluyor. Peş peşe 5 defa. Birini bitiriyor, sonra bir daha başlıyor, bir daha başlıyor, bir daha başlıyor. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, bitiriyor, bir daha yapıyor. Tamam. Bunun gibi kaç defa yapmak istiyorsan o kadar defa yaptırttırabiliyorsun for döngüsüyle. For döngüsü böyle. Bir tık da while'dan bahsedelim. Bir tık da while'dan bahsedelim. While döngüsü belli bir koşul sağlandığı sürece kod bloğundaki işlemleri diyelim gerçekleştirmeye devam eder. While'ın çalışma mantığı da bu. Gireceğiz bunun detaylarına ama şimdilik bir ön bilgi olsun. While dediğimizde while iken demek zaten. For için demek bu arada. Kelime anlamları biraz önemli. For'u şimdi anlatacağız. While'da da iken demek. İken. Şu şöyle iken devam et. Bu böyle iken şu aşağıdakileri yapmaya devam et. While'da da böyle bir anlam var, tamam mı? While iken anlamına geliyor zaten. Şu şöyle olduğu sürece, bu böyle olduğu iken, bu böyle iken, bu böyle iken şunları yapmaya devam et şeklinde. Yani ne zaman biteceği belli değil while'ın. While'la for'un en büyük farkı bu arada. For'da ne zaman biteceğini sen belirliyorsun. Diyorsun ki bana bunu 10 kere tekrar et. Bana bunu 20 kere tekrar et. Bana bunu 5 kere tekrar et falan. Kaç tekrar edeceğini sen belirliyorsun for'larda. Ama while'larda sen belirlemiyorsun. Mesela bir oyun yaptığınızı düşün, tamam mı? Adama 5 tane can verdiniz. 5 tane can hakkı var. Yani adam bu oyunu ilk canında da bitirebilir. İlk canda yanar, ikinci de yanar, üçüncü de bitirebilir. Değil mi? Ya da beşinde de bitiremez. Yani adamın kaçta bitireceği belli değil oyunu. Yani canın kaçta biteceği belli değil. Bunun gibi durumlarda while yapıyoruz yani. Canı sıfırlanana kadar oyun devam etsin şeklinde bir kod yazacağız mesela. Onları while ile yazacağız. Gibi gibi gibi. For while farkı bu. While belli bir koşul sağlandığı sürece tekrar ediyor. Yani ne zaman biteceği de tam belli değil. O koşul ne zaman iptal olursa o zaman bitiyor while. Ama for öyle değil. For'da sen önden belirliyorsun. Şu kadar tekrar edeceğim bu kodu. Şu kadar tekrar edeceğim bunları şeklinde. Peki böyle bir genel bir döngüleri kıyasladık ettik. Hadi for'la başlayalım. Şuraya şimdi bir alt başlık olsun. For loops diyelim. Parantez içinde for döngüsü. Atalım. Evet. For döngüsüyle başlayalım arkadaşlar. Bugünkü konumuz for döngüsü. Hatta yarın bile gene for'da kalabiliriz. Bilmiyorum.
While'a geçer miyiz? Bu arada for döngüsü daha çok kullanılıyor. Tabii while da kullanılıyor. Alandan alana değişiyor da. Benim veri bilimi alanında for döngüsünü daha çok kullanıyoruz. Yapay zeka alanında diyelim. Veri bilimi alanında for döngüsüne daha çok ihtiyacımız var. Ama tabii bir program yazanlar while'la yazdığı yerlerde oldukça fazla. Ben while'ı neredeyse çok az kullandım yani. Evet. While'la pek bir işim olmuyor. Çoğu iş for'la halledilebiliyor. Peki. Hemen şu for döngüsü hakkında bir daha bir konuşalım. Evet, ne diyelim ilk önce? For döngüsünde if, elif, else de olduğu gibi indentation vardır arkadaşlar. Indentation. Indentation neye diyorduk? Belli bir boşluk bırakma işlemine mi diyorduk? Evet, yani şöyle diyelim. Bir if'i yazıyorduk, altındaki satırda bir indentation açılıyordu. Belli bir boşluk açılıyordu. Kendi kod bloğu oluyordu. Orayı da açıklayalım hatta. Yani kendine ait kod bloğu vardır. Şöyle yani. Hani if'te yapıyorduk ya bunu. Diyorduk işte if a büyüktür 5 ise diyorduk. Bir alta indiğimizde bak belli bir indentation bırakıyor. Belli bir satır başı bırakıyor. Boşluk bırakıyor. Geri kalan kodlar şurada yazılıyor. Print nokta falan. Geri kalan kodları bir boşlukla yazıyor farkındaysanız. Indentation deniyordu bu işleme. For'da da aynı mantık var. For'la bir şey yazdığında, for'la bir şart belirttiğinde bir alta indiğinde indentation bırakıyor. Biraz boşluklu bırakıyor yani. Kendine ait kod bloğu oluyor. Lokal bir kod, evet aynı. Lokale alıyor yani. Öyle düşünebilirsiniz. For'un kelime anlamını bir oturtalım. For'un kelime anlamı for kelime anlamı için demektir arkadaşlar. İçin anlamına geliyor for. Bunu bileceksin. Bir de in de çok kullanılacak burada. In kelime anlamı içinde demektir arkadaşlar. Mesela şöyle şeyler yazacağız. Ne diyeceğiz? Belli bir sayılar kümemiz olacak. Neyse örneğe geldik mi anlayacağız da. For'un için anlamına geldiğini bilin. In'in de içinde anlamına geldiğini bilin. Şimdi okuması daha kolay olacak çünkü bu anlamları bilirsek. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Daha iyi oturacak konu. Son bir şey daha yazalım. Evet, for'un asıl görevi neydi? For'un asıl görevi neydi? Bir takım işlemleri belirli sayıda, bu belirli olması önemli. Belirli sayıda tekrar etmek için kullanılır. Tamam. Belirli sayıda yani for'da kaç defa tekrar edeceği belirli arkadaşlar. Tamam. Kaç defa tekrar edeceğini biz söylüyoruz koda. Tamam. Sorun değil. Beray Eren gönderdim bir daha. Çok hızlısınız. Yani yaklaşık ben 3 yaşımdan beri bilgisayarlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Ama şu var. Yazılımla değil tabii ki. Genelde oyunlar oynadık bu yaşımıza kadar. Ne zaman ki büyüdük. Ondan sonra yazılıma geçtik. 25 yaşında falan başladım yazılıma herhalde. 25-26 yaşında başladım. Ben de 4 hocam. Çok soğuk kalmışsınız. Evet. Hocam ben İngilizceyi Minecraft'tan öğrendim. Ben de oyunlardan geliştirdim İngilizcemi zaten büyük ölçüde. Çok etkisi oluyor. 3 yaşında ben konuşamıyordum. Ben tıklıyordum. Bir tane bilgisayarım vardı. Mayın tarlası oynuyordum. Şeyler oynuyordum. Evet. Tamam. Hocam biraz geç kaldım da yok hazır mıyım? Yazılım aslında hemen. Bir kere tıkladıysan sıkıntı yok. Hocam ben oyun oynayan klavyeyi evet, ezberledim. İngilizcemi bayağı geliştirdim. Kesinlikle. Bu bilgisayara aşinalık dediğim mevzu oydu yani. İlla faydalı bir şey yapmanıza gerek yok. Bilgisayarla oyun oynasanız da İngilizceniz de gelişiyor. Klavye hızınız da gelişiyor. Bakmadan yazma hızınız gelişiyor falan. Her şey gelişiyor yani. Bunlar da olmazsa olmaz şeyler değil bu saydıklarım. Ama olursa daha hızlı gelişmenize yarayacak şeyler. Yani ne kadar hızlı yazarsan ne kadar yani yazmayla çok uğraşmazsın yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden oyun oynayın arkadaşlar diyor. Valorant'ta neyi öğreneceksin? Tamam. Tamam neyse gençler bitirdik. Devam hadi for döngüsü. Şimdi haydi birlikte bir liste oluşturalım. Liste diyorum. Bir tane liste oluşturuyorum. Listeyi nasıl oluşturuyorduk? Açtık köşeyle parantezi. Elemanlarımızı yazacağız. Listenin elemanları şöyle listede bazı sayılar olsun. 2 virgül başka 7 olsun virgül 10 olsun virgül eksili bir sayı olsun eksi 4 virgül yeter konuşmayın gençler. Liste oluşturuyoruz. Eksi 4 olsun 5 olsun bir de 53 olsun. Şöyle bir liste elemanlarım var tamam mı? Şöyle bir liste tanımladım. Şimdi benim istediğim şey şu. Bu listedeki elemanların her birini ekrana bastırayım. Bu listedeki elemanların her birini ekrana bastırayım. Konuşmayın daha yeter. Evet daha ne kadar büyüteyim? Görünmüyor mu hala? Şöyle bir liste oluşturdum.
Benim istediğim şey bu listenin elemanlarını ekrana bastırmak. Şimdi yollardan biri şu. Yollardan biri şu. Print diyorduk. Neyi print edelim? Listenin sıfırıncı elemanı. Sıfırıncı indeksi. Böyle gene köşeli parantezde gösteriyorduk. Bunu çalıştırırsam listenin sıfırıncı indeksi. Yani 2'yi print etti bana. Aşağıya bir daha print listenin birinci indeksini çalıştır dediğimde. Hem 2'yi hem şunu print etti hem şunu print etti. Hem 2'yi hem 7'yi etti. Aynı mantık işte bir tane daha print liste 2 desek falan böyle. Şunu kopyalayayım niye yazıp duruyorum. Kaç tane var orada? 3 tane daha var. Evet 2'yi yap, 3'ü yap, 4'ü yap, 5'i yap. 5. indeks yap. Şunu şöyle çalıştırdığımda amacıma ulaşıyorum. Evet listenin bütün elemanlarını yazdırmış oluyor. 2'yi yazdırdı. 7'yi yazdırdı. 10'u yazdırdı. 6 6. Eksi 4'ü yazdırdı. 5'i yazdırdı. 53'ü yazdırdı. Evet listenin bütün elemanlarını yazdık mı? Yazdık. Ama arkadaşlar bu zaten programlamacılığın en baba kuralını ihmal eden bir yazım. Programlamacılığın en baba kuralı da şu. Don't repeat yourself diye bir kural var arkadaşlar. Dry kural deniyor buna. Don't repeat yourself. Kendini tekrar etme. Buna DRY kuralı diyelim. Tamam. Don't repeat yourself. Yani programlamacılıkta bir kural vardır yani. Aynı işlemi şu yazımı gören biri senin acemiliğine karar verir yani. Direkt bu doğru düzgün bilmiyor. Bu daha acemi der yani. Çünkü adam kaç defa? 6 defa print yazmışız yani. Şu işlemi 6 defa yapmak, aynı işlemi 6 defa yapmak biraz acemilik belirtisi arkadaşlar. Bunun yerine işte bunları bir döngüye alırsak, bunu bir döngüde yazabilirsek bir defa şunu bir defa print yazmamız hepsini bir anda döndürecek. Ya da şöyle bir örnek vereyim yani şu anda 6 eleman vardı yazdırdık hepsini böyle bu şekilde. Ya 100 eleman olsaydı? 100'ünü de 100 tane print mi yazacaktık alt alta? Hayır. İşte buralarda döngüler devreye giriyor. Don't repeat yourself kuralını çiğnememek adına. Mesela bu yine aynı listeden konuşalım. Bir tık geri gidiyorum yani çok yakın oldu. Ha, şöyle daha iyi. Gene aynı listeden gidiyorum. Bu liste elemanlarını ben nasıl yazabilirdim? Bir for döngüsüyle yazabilirdik. Şöyle bir yukarıdaki işlemi kısaca for döngüsü yazarak yapabiliriz diyelim. Evet. Şimdi bunu yapalım. For döngüsüyle yapalım. Yazımına dikkat ediyorsunuz. İyi dinle şimdi burayı. Burayı iyi dinle. For döngüsünün yazımı çok önemli. Başlıyoruz. Sadece print liste yapsak alt alta yazdırmaktan bahsediyorum. Adem Kurt. Yan yana değil alt alta yazdırmaktan bahsediyorum. Şimdi şöyle hemen liste halinde yazdın. Sen o listeyi yazdırdın ekrana. Bir şey yapmış olmadın. Elemanları tek tek yazdırmaktan bahsediyorum. O elemanların bazen 3 fazlasını alıp yazdıracağız. Bazen 2 katını alıp yazdıracağız falan. Onu sil şimdi kafalar karışmasın. Şimdi for döngüsüyle şu yukarıdaki işlemi basitçe nasıl yapıyoruz? Onu görelim. For döngüsüyle. Evet, Bera Eren. Üstteki listeyi çalıştırmadın. Listeyi yazmışsın ama çalıştırmamışsın. Üstteki kodu çalıştır. Liste not defined diyor. Evet. Evet, yukarıdaki işlemleri kısaca for döngüsüyle yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz arkadaşlar? For'un yazılımına şimdi dikkat et. Öncelikle bir for koyuyorsun. For döngüsü yazacağını belli ediyorsun. For, boşluk. For'dan sonra şurada yazacağın şey sana kalmış. Burada yazacağın şey aslında değişkene isim veriyorsun sen burada. Buraya her şeyi yazabilirsin. Buradaki yazacağın şey sana kalmış. Bu seferlik sayı yazacağım ben mesela. For sayı in liste diyorum. İki nokta koyuyorum. Şimdi bunu birlikte okuyalım. For için demekti. In içinde demekti. Bu İngilizce kelime anlamlarında bilirsek daha rahat okur şimdi. For sayı. Sayı için in liste. İngilizce tersten okun arkadaşlar. Listenin içindeki her bir sayı için iki noktayı da koydum. Şimdi alta geçiyorum. Ne yapacağını söylüyorum. Listenin içindeki her bir sayıyı alıp mesela önce 2'yi alacağım sonra 7'yi alacağım. Ben ne yapmak istiyorum bunları tek tek alıp print etmek istiyorum. Neyi print etmek istiyorum? Her bir sayıyı aldım ya şurada değişken olarak. O sayıyı print etmek istiyorum. Print sayı. Dediğimde şunu çalıştırdığımda bana bakın aynı çıktıyı çok daha basit bir şekilde veriyor. 2, 7, 10, eksi 4 hepsini verdi. Şuranın okunması çok önemli. For için sayı in liste. Listenin içindeki her bir sayı için aşağıdaki işlemleri uygula demiş oluyoruz. Aşağı yazdığımız işlem sadece onu ekrana yazdırma işlemi. Bu kadar. Tamam. Mesela for'un yazımı böyle. Bu arada şuradaki değişken dediğim gibi şu sayı değişkenini siz belirliyorsunuz. Neden alt alta yazdırdı? Biz alt alta yazmasını istiyoruz zaten. Yani onu değiştirebilirsin de şu an alt alta yazmasını istiyoruz. O print'i değiştirirsen alt alta yazmaz. Print'in end'ini alt alta yapma da ne yap? End'i boşluklu yap mesela. Aralarında şöyle birkaç boşluk bırakarak yazdırsın. Yani şöyle çalıştırsak.
Gördün mü? Al yan yana yazdırdı. 2 yanında 7 yanında 10 al yan yana yazdırdı. Ya bu print'i nasıl yazacaksın? Sen ayarlarsın onu yani. O çok önemli değil. Biz şu anda konsepti kaçırmayın arkadaşlar. Konsepti kaçırmayın. Evet, şu yazımı kaçırmayın. For sayı in liste. Listedeki her bir sayı için alttaki indentation'daki kodları uygula. Burada kod sadece yazdırma kodu bu sefer. İleride daha kaç defa yaptıracağımızı onu ayarlayacağız Yusuf Esat. Şimdilik liste elemanlarını yazdırmayı, liste elemanlar içinde dönmeyi yapıyoruz. Liste elemanlar içinde dönmeyi yapıyoruz. Şurada bir kere daha şura önemli. O yüzden bir daha uyarıyorum. Şuradaki sayı bir değişken arkadaşlar. Bunu ben sayı yazdım. Orayı başka yazıyorum bu sefer. Bak iyi bak şuraya. For x diyorum bu sefer. Sayı demiyorum da x diyorum. For x in liste. Listedeki her bir x için ne yap? Print x yap bu sefer. X'i yazdır ekrana. Mantık aynı. Üsttekine tamamen aynı. Sayı yerine x yazdım sadece. Bak aynısı çalışıyor. Yani şurada for'dan sonra yazacağınız şey sizin belirlediğiniz değişken ismi. Tamam mı? O bir isim. Oraya istediğiniz yazabilirsiniz. İstersen Ali yaz, Veli yaz. Ama mantıklı bir şey yazmakta da fayda var yani. Tamam mı? Burası evet. Burası isim arkadaşlar. Şunu da çok görürsünüz. O yüzden i'lisini de bir daha yazalım. For i in liste diyelim. For i in kavramı çok kullanılır. Her bir i için. For i in liste gene print i desek mesela gene aynı işlemi yapacak yani. Şuradaki değişken ismi. Aynen öyle değişken tanımlamak gibi düşünebilirsiniz. Şurada i yerine, şuradaki i yerine, mesela şuradaki sayı yerine, şuradaki x yerine istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Çalışma mantığını da söyledim. Buradaki bu değişken içine, bu sayı içine liste elemanları tek tek geliyor. Mesela liste elemanları neler? 2. Önce sayı yerine 2 gibi düşünülüyor. Ve print 2 yazdırılıyor. Ondan sonra sayı yerine 7 gibi geliyor. 7 geliyor. Sayı değişkenine 7 atanıyor. 7 yazdırılıyor. Ondan sonra sayı değişkenine 10 atanıyor. 10 yazdırılıyor. Sonra eksi 4 atanıyor. Eksi 4 yazdırılıyor. Hepsini yani şu elemanlar listedeki her bir elemanı tek tek sayı değişkenine atıyoruz gibi düşünün. Hocam i'nin tam olarak açıklaması nedir? Birçok yerde i var. Evet Serkan. Genelde i'yi çok rastlarsınız diye o yüzden i dedim. Yani İngilizce'de değişkene genelde i diyorlar. Bu İngilizce'deki kullanımla biraz alakalı yani. Biz x'i daha çok kullanıyoruz. Onlar da x'i kullanıyor ama i daha sık bir kullanım. Hiçbir mantığı yok yani. Buraya istediğini yazabilirsin. Onlar genelde i'yi kullanıyor. Ben de o yüzden i'yi yazdım ki kafanız karışmasın. Bunu gördüğünüzde de aynı mantık yani. i burada bir değişken ismi yani. Şu i yerine sırayla bu liste elemanları geliyor. Tamam. For dediğimiz olay bu. Peki. Haydi devam edelim. For'u bir ufak anladık. Mesela şimdi ufak bir örnek yapalım. Ne yapalım mesela? Evet, bu sefer şöyle bir liste yapalım. Yine hocam bu neden oldu? Ne oldu? Bakayım. Evet, yine bir hata alınmış. Set object set. Şunu listeyi sen yanlış tanımlamışsın. Listeyi tanımladığına var. Listeyi liste gibi tanımlamamışsın yani. Listeyi dictionary gibi tanımlamışsın. Şu köşeli parantez olacaktı. Şu liste tanımlaması yanlış. Üstteki listeyi köşeli parantez yap, tekrar tanımla. Ondan sonra çalıştır. Hocam listede girdiğimiz şey yoksa. Peki neden alt alta yazdı? Hala alt alta neden yazdırdı diyor oğlum. Print ile alakalı o bak. Print'in sonunda print'in gizli bir end parametresi var. End parametresi şu anda ters slash ne? New line'a geçme. Yani o yüzden şu anda bunu çalıştırdığımda alt alta yazdırıyor. Alt alta yazmasın mı istiyorsun? Ters slash neyi sil? Boşluk koy araya. Yani boşluklu yazdırsın. Alt alta yazdırmasın. Çalıştır bunu böyle. Al sana boşluklu yazdırdı. İki yanına boşluk, yanına boşluk, yanına boşluk. Tamam. Mantık bu yani. Buradaki end parametresiyle alakalı o. Biz şu an alt alta yazdırsın, yana yazdırsın. Buna takılmıyoruz. Bunu yaparız. Onlar parametreyle oynuyorduk. End parametresini anlattım ben size. Sep parametresini de end parametresini de anlattım. Printle alakalı bir şey o alt alta yazdırma. Sen şu anda liste elemanlarının hepsini tek tek içine alabilme mantığını kavra. Neyse. Hadi bir soru daha. Bunun için yeni bir liste tanımlıyorum size arkadaşlar. Tekrar bir liste tanımlayalım. Evet, sorumuz da ne oldu? Soruyu da yazalım buraya. Evet. Şöyle diyelim. Liste elemanlarının 10 fazlasını alt alta yazdıralım. Şöyle diyelim. Listedeki her bir elemanın 10 fazlasını. Her bir elemanın 10 fazlasını alt alta yazdıralım. Haydi bunu birlikte yapalım. Aşağıda bir liste verecek bize tabii ki. Şöyle bir liste tanımlayalım gene. Listemiz başka bir liste olsun bu sefer. Açtım liste parantezini. Ne olsun? 78 olsun. 15 olsun. Eksi 18 olsun. Şöyle 23 olsun. 50 olsun. Tamam.
Şöyle bir liste tanımladım. Şimdi görevim ne? Bu listedeki elemanlara bu sefer yazdırmak değil. Bu sefer onların 10 fazlasını yazdırmak. Gene bunu for döngüsüyle yapacağız. Listedeki her bir elemanın içinde gezeceğim. Gezeceğim. Her bir elemanın içinde gezeceğim. Gezdikten sonra gelen her bir elemanın 10 fazlasını yazdıracağım. Evet, yazdıralım. Gene for diyorum. Bir tane değişken ismi tanımlayacağım. Genelde ben anlamlı olsun diye sayı diyorum da. İ de kullanabilirsiniz, kısa olsun diye x de kullanabilirsiniz. Fark etmez ama ben sayı kullanacağım burada. For sayı in liste. Çünkü daha anlamlı okunuşu bunun. Listedeki her bir sayı için ne işlem yapacağım ben o sayılara? Print sayının 10 fazlası. Sayı artı 10. Bu işlemi yaptıracağım. Direkt sayı yazdırmayacağım da o dönen sayıların hep 10 fazlasını yazdıracağım. Bunu böyle çalıştırdığımda bakın ekranda 88 yazıyor. Çünkü önce sayı yerine 78 atandı. 78'in 10 fazlası alındı. 88 ekrana yazdırıldı. Sonra bu sayı değişkeninin içine 15 değeri atandı. 15'in 10 fazlası alındı. Ekrana yazdırıldı 25 olarak. Sonra eksi 18 değeri atandı. Eksi 18'in 10 fazlasını aldığında eksi 8 yapar. Eksi 8 ekrana yazıldı. 23 geldi 10 fazlası. Hepsinin 10 fazlasını böyle bu şekilde rahatça bu şekilde liste elemanları içinde gezebiliyoruz arkadaşlar. For'un bize sağladığı çok büyük yararlardan biri budur. Liste elemanları içindeki gezme imkanı yani. Liste elemanları içinde hepsine bir anda bir işlem uygulayabiliyorsun. Hatta birkaç işlem uygulayacağız ileride yani. Liste elemanları içinde gezmemizi sağlıyor for döngüsü. Tamam. Öncelikle bunu öğrenim yeterli. Şimdi son olarak bir tane daha yapalım mı? Şu an yetmez. Şey yapalım. Tamam. Burada kalalım. For'un mantığı bu. Şöyle bir yoklama yapalım. For döngüsü mantığını anladım. For döngüsü mantığını tam anlayamadım. For döngüsü mantığını anlamadım. Şunları bir oylayayım bakayım hızlıca. For döngüsünü oturtmak önemli. Sonraki ders devam edeceğiz. Evet. Herhalde anlamayan yoktu. Tamam. Herkes anladıma basıyor. Güzel. Kaç kişiyiz bu arada? 52 olmuşuz. Hadi 53'e tamamlayalım arkadaşlar. Falan. Neyse. Bir sonraki tam anlayamadığımlar birkaç tane çıktı. Evet, tam oturtamayanlar arkadaşlar. Tekrar eder. Evet, 52 kişiyiz şu anda. Peki ikinci ders 9'u 50 geçe başlayacak arkadaşlar. 10 dakika aramız var her zaman gibi. İkinci ders for döngüsüyle devam edeceğiz. Diyelim. İkinci ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.